Değerli arkadaşlarım, hepinize iyi akşamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere Piaget'in bilişsel gelişim kuramındaki temel kavramlarla ilgili bir soru yöneltmiştim, cevabı olgunlaşma olan. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse sonuçlar şahsım adına biraz hüsran. Bu da konuyu doğru öğretemediğimi gösteriyor. Kendi adıma gerçekten de çok üzüldüm. O yüzden de sizlere bu kısa videoyu çekme ihtiyacı duydum. Sevgili arkadaşlar, Piaget'e göre bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlarda neler vardı bir hatırlayalım. Bir zeka kavramı vardı. Piaget'e göre zeka, çevreye uyum sağlama yeteneğiydi. İki, şema yani bilişsel yapı vardı. Neydi şemalar? Yeni gelecek bilgilerin içerisine gireceği boş çerçevelerdi. Nitekim bir şema bir bilgiyle buluştuğunda algı çerçevesi haline geliyordu. Yani bir şeyi tanıma, anlama, bilme hep bu şemalar sayesinde gerçekleşiyordu. Üçüncü kavram neydi? Olgunlaşma kavramıydı. Piaget'e göre olgunlaşma, zihinsel gelişimin temelini oluşturuyordu arkadaşlar. Yani Piaget genetik kökenli bir kuramcıdır. Bunu sakın unutmayın. Genetik kökenli bir kuramcıdır. Zihinsel gelişimin temelini, olgunlaşma oluşturur der. Peki olgunlaşma ne? Bir davranışı yapabilecek bilişsel anlamda ya da fiziksel anlamda yeterliğe ulaşmak. Piaget bir bilişsel gelişim kuramcısı olarak ne diyor? Bilişsel gelişimin temelini oluşturan şey olgunlaşmadır diyor. Yani size şunu söylüyor. Bir çocuğun duyu motor dönemden işlem öncesi döneme, işlem öncesinden somut döneme, somut dönemden soyut döneme geçebilmesi için yeteri kadar olgunlaşması gerekir diyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Çocuk işlem öncesi dönemde odaklanma yaşıyor. Çünkü zihinsel olgunluk düzeyi o kadar. Çocuğun odaktan uzaklaşabilmesi için, yani somut döneme geçebilmesi için zihinsel olarak olgunlaşması gerekiyor. Yani çocuğun doğru düşünme becerilerini kazanabilmesi, daha üst düzeyde düşünme becerilerini kazanabilmesi olgunlaşma sayesinde gerçekleşiyor. Şimdi soruya bakacak olursanız arkadaşlar, soru ne diyor? İşte bir kedinin yüzüne kağıt bir köpek maskesi takmışlar. Çocuğa sormuşlar. Peki şimdi çocuk ne demiş? Artık köpek oldu demiş. Yani çocuk onun halen kedi olduğunu anlayamıyor. Peki soru ne diyor? Bu neyin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır diyor. Şimdi siz söyleyin. Bu neyin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır? Pek çoğunuz bilişsel yapı demiş. Yani şema demiş. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Bu çocuğun zihninde kedi şeması da var, köpek şeması da var. Köpek olur diyor. Yani bir şema eksikliği yok. Diğer seçenekler neler? Deneyim var, yani yaşantı ve sosyal geçiş, kültüre aktarım. Zaten deneyim dediğimiz şey, bireyin tek başına elde ettiği öğrenmeler ya da sosyal geçiş dediğimiz şey, diğer insanlar aracılığıyla elde ettiği öğrenmeler demek. Yani şemaları oluşturma yollarımız bunlar bizim arkadaşlar. O halde soruya odaklanarak şimdi tekrar düşünelim. Bir kedinin yüzüne kağıt bir köpek maskesi takılıyor. Çocuk artık bunun köpek olduğunu zannediyor. Peki bu neyin yetersizliğini gösteriyor? Şemanın yetersizliğini mi? Yok. Çocuğun zihninde kediyi görünce kedi diyor, köpeği görünce köpek diyor. Yeterli şema var. Deneyim, sosyal geçiş az önce anlattım. Bireyin tek başına elde ettiği öğrenmeler. Deneyim, başkaları aracılığıyla elde ettiği öğrenmeler, sosyal geçiş öğrenmelerde sorun yok ki. Çocuğun bir maske takılınca o canlının değiştiğini düşünmesi, zihinsel olarak henüz yeteri kadar olgun olmadığını, yani aslında o canlının halen aynı kalabilecek olduğunu düşünebilecek zihinsel olgunluğunun olmadığını, yani çocuğun halen işlem öncesi dönemde olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu nedenle soru kökü neydi? Neyin yetersizliğini gösterir? Olgunlaşmanın yetersizliğini gösterir. Çocuk daha bunun doğrusunu anlayabilecek zihinsel olgunluğa sahip değildir arkadaşlar. Tamam? Çalışmalarınızda tekrardan başarılar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar sevgili arkadaşlarım.